Merhaba arkadaşlar, Learnly'e hoş geldiniz. Ben Perşin. Bu videoda hayat bilgisi testi yapacağız. Hadi başlayalım. 1. Aşağıdakilerden hangisi haklarımızdan biridir? A. Eğitim ve öğretim görmek. B. Askere gitmek. C. Vergi vermek. Doğru cevap A. Eğitim ve öğretim görmek. Eğitim ve öğretim görmek bizim en temel vatandaşlık hakkımızdır. Vergi vermek ve askere gitmekse vatandaşlık görevimizdir. 2. Aşağıdakilerden hangisi başlıca enerji kaynaklarımızdan biridir? A. Akü. B. Su. C. Pil. Doğru cevap B. Su. Barajdaki sularla elektrik üretilir. 3. Batıya doğru yürüyen bir insanın sol kolu hangi yönü gösterir? A. Doğu. B. Kuzey. C. Güney. Doğru cevap C. Güney. 4. Doğada katı halde bulunan buz güneşin etkisiyle eriyerek nokta nokta hale geçer. Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. Gaz. B. Sıvı. C. Katı. Doğru cevap B. Sıvı. Buz eriyince su olur. Su sıvı bir maddedir. 5. Gece gündüz nasıl meydana gelir? A. Dünyanın kendi etrafında dönmesiyle. B. Dünyanın güneşin etrafında dönmesiyle. C. Ayın güneşin etrafında dönmesiyle. Doğru cevap A. Dünyanın kendi etrafında dönmesiyle. Dünya kendi etrafında dönerken güneşe bakan yüzünde gündüz, diğer yüzünde gece olur. 6. Aşağıdakilerden hangisi insanların temel ihtiyaçlarındandır? A. Konuşmak. B. Barınmak. C. Eğlenmek. Doğru cevap B. Barınmak. Barınmak, insanın hayatını sürdürebilmesi için temel bir ihtiyaçtır. Konuşmak, insana ait bir özelliktir. Eğlenmek ise sosyal bir ihtiyaçtır. 7. Hangi seçenekte olaylar sırasına uygun yazılmıştır? A. TBMM açıldı. Atatürk Samsun'a çıktı. Cumhuriyet kuruldu. B. Cumhuriyet kuruldu. Atatürk Samsun'a çıktı. TBMM açıldı. C. Atatürk Samsun'a çıktı, TBMM açıldı, Cumhuriyet kuruldu. Doğru cevap C. Atatürk 19 Mayıs 1919 Samsun'a ayak bastı. 23 Nisan 1920 TBMM açıldı. 29 Ekim 1923 Cumhuriyet kuruldu. 8. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim aracıdır? A. Mektup. B. Cep telefonu. C. Televizyon. Doğru cevap C. Televizyon. Televizyon, gazete, internet gibi araçlarla geniş kitlelere ulaşabilirsiniz. 9. Sınıf başkanı olan Yaşar, sıra arkadaşı olan İsmail konuştuğunda onu uyarmamaktadır. Yaşar'ın bu davranışı için ne söylenebilir? A. Tarafsız davranmaktadır. B. Yanlı davranan biridir. C. Davranışı kurallarına uygundur. Doğru cevap B. Yanlı davranan biridir. Sıra arkadaşını uyarmaması yanlı bir davranıştır. 10. Aşağıdakilerden hangisi sonbahar mevsiminin özelliklerinden biri değildir? A. Günler kısalmaya başlar. B. Ağaçlar çiçek açar. C. Göçmen kuşlar sıcak ülkelere göç eder. Doğru cevap B. Ağaçlar çiçek açar. Sonbaharda çiçekler solar, ağaçlar yaprak döker. Bir videonun daha sonuna geldik. Testi siz de yapmak istiyorsanız videonun sonundaki linki tıklayın. Abone olmayı unutmayın. Bye bye.